Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere erkek kanaryayı birden fazla dişi kanaryaya gezdirmeyi anlatacağım. Bunun birkaç yöntemi var. Benim gibi sabit gündüz çalışanlar için benim yaptığım yöntem var. Önce bunu göstereyim sizlere. Bu erkeğimiz geçen sene Gres Kulüp Yeşiltepeliler'de bir olan ve best olan kuşumun babası. Değerli bir kuş. Bu kuşu birkaç tane dişiye gezdirmek istiyorum ki bol bol yavru alalım bu kandan. Önce bir kuşumuzu yakalayalım. Kuşu yakaladık. Bunun eşi buydu. Hem bunu atıyorum. Bir gün bunu da tutuyorum. Bir gün de bu dişimizin yanına salıyoruz. Şimdi bu yöntem şu şekilde. Günlük bir gün onun yanında tutuyorum. O dişinin bir gün diğer dişinin yanında tutuyorum. Bu bir yöntem. İkinci bir yöntem var. Bu yöntem aslında daha etkili. Erkek kanaryamızı sadece hiç dişinin yanına bırakmadan tek olarak beslemek. Tek olarak besledikten sonra sırasıyla iki dişiye tutup dişiler ayrı kafeslerde durup iki dişinin yanına atıp eşleşme sağlandıktan sonra tekrar erkeğimizi yerine almak. Bu ikinci bir yöntem. Dediğim gibi benim çok fazla vaktim olmadığı için gündüzleri çalışıyor olduğumdan dolayı bir gün bir dişinin yanında, diğer gün öbür dişinin yanında tutuyorum. Diğer bir yöntem daha var. İsterseniz günlük benim gibi değil de vaktiniz varsa her gün bir onun yanında, bir diğer dişinin yanında bekletebilirsiniz. Bazı arkadaşlarımız var. Bunlar böyle geniş kafeslerde arayı da açıp her iki dişiyi aynı yere koyup bir erkekle beraber her iki dişiyi aynı yere koyup yuvalıkları birini en sağa birini en sola şu ara bölmeyi de çok hafif kuşların geçebileceği kadar açıp o şekilde de yapıyorlar. Bu şekilde de yavru alanlar var. Vallahi böyle sağlam çıkan kuşlarınızı bu şekilde gezdirebilirsiniz arkadaşlar. Ama bu şekilde ne olabiliyor? Bir yöntem daha var. Bu kuşu, bu erkeği bu dişinin yanında sabit bırakıp kuş yumurtladıktan sonra diğer dişinin yanına alabiliyorsunuz ama bu sefer tam eşleşme olmayabiliyor veya ikisi aynı anda yumurtlayabiliyor dişlerin. Bu sefer yumurtaların boş çıkma olasılığı çok yüksek oluyor. Yani dişiyi boş geçirebiliyorsunuz. Bu önerdiğimiz bir yöntem değil. En güzeli tabii kuşları birebir kullanmak, bir dişiye bir erkek kullanmak en güzeli ama dediğim gibi böyle sağlam kan kuşları gezdirmek de mantıklı. Burada bir salağımız var. Yere yuva yapmaya çalışıyor. Şimdi bu dişiyi de geçen sene kullanmıştım ben bu erkeğimi. Gres Kulüp'te yavrusu 2 olmuştu. Erkek yavrusu da burada 2 olmuştu. Bir de çok güzel tepeli kuşumuz vardı. O da dünya şampiyonasında maalesef daha önce videosunu paylaşmıştım. Islattı kendini, mahvetti kendini. Nasip değilmiş. Bu işler biraz da nasip işi. Hareketler başladı. Kuşlarımız yavaş yavaş yuva örmeye başladılar. Kimisi yuva örüyor, kimisi işte geziniyor. Bu dişi yorkum şurada. Dişi diye gözünün içine baktığımız, sonradan Allah Allah acaba erkek mi çıkacak dediğimiz kuş yuvasını ördü. Bizi yanıltmadı çok şükür. Bakalım, herkese hayırlı sezonlar dilerim. Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun.